şurası neresi bakın şu cümle hemen işaretleyelim her zaman def işer celbi nef'a racih olmakla beraber tekrar okuyorum her zaman def işer celb nef'a olmakla beraber bunu ezberleyin diyeceğim ama bunu kalbinize, ruhunuza yazın, işletin. Aleminize, hayatınıza geçirin. Ezberlemenin hikmeti, hakikati budur. Yaşamaktır. Alemine oturtacaksın. Yoksa cübbeli gibi ayet ve hadisleri ezberleyip Mustafa Kemal'i met etmek Asla değil. Her zaman def işer veya feto gibi. Ayet hadis bilip zalimi met etmek o ayet ve hadisin ezberlenmesinin sana hiçbir faydasının olmadığının en açık bariz delili ispatı göstergesidir. Her zaman def işer, celvi nef'a racih olmakla beraber. Evet bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terki kebair. Demek ki çirkinlikten, pis şeylerden, haramdan, zalimden, zulümden uzak duran, bunları vuran, kırbaçlayan, tokatlayan, bunları reddeden, elin tersiyle iten vasıf, sıfat neymiş? bu def-i mefasit yani şerleri reddetmek, def etmek takva ile ifade ediliyormuş. Muttakisin o zaman sen. Muttaki adamın yapması gereken nedir? İyilikleri yapmak, hayrı kazanmaktan daha efdal, daha evvel olan, daha önce gelen neymiş? Bak Risale'den okuyorum işte kitap elimde. Def-i mefasitmiş. İfsat eden, bozgunculuk yapanları çıkaranları başından başımızdan def etmek. Def ol. Öyle değil mi? Ne diyorlar İngilizce'de? Get out. Get yani git. Başından git. Get out. Def ol. Back off. Uzak dur, geri dur diyeceksiniz. İşte öyle demiyorsunuz ama. Mesela şu milleti ele alın. 80 küsur milyonu. La dini rejime yani dinsizliğe yani münafık bir sisteme get out diyememiş. Yani yüzde %51'i la diniliği istemiyoruz. Reddediyoruz dememiş diyememiş. Ben diyorum ama. Ama siz diyememişsiniz. Mustafa Kemal'i. Reddediyorum. İlmen, aklen, kalben, ruhen, mantıken, dinen, imanen, Kur'anen, hadisen, risaleyen. Hepsiyle. Bak siz diyemiyorsunuz. O yüzden nurculuk hizmetinde azınlık konumundayız. Önemli mi? Değil. Rakam siyasette önemlidir. Sayı dediğiniz mesele siyasete aittir. Bizim mesleğimizde keyfiyet söz konusudur, geçerlidir, muteberdir. Kemiyet değil. Takva olan def-i mefasit kötülükleri tard etmek, reddetmek ve terk-i kebair üssül esas olup, liste başı bulunup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bunun Türkçesi, Fransızcası, Arapçası, İngilizcesi, Yugoslavcası İspanyolcası, İtalyancası, Almancası budur. Nedir? İyiliği kazanmakla kötülüğü terk etmek arasında kaldığın vakit kim olursan ol. Yapman gereken belli. Asrın Mehdi'si sana diyor ki kötülüğü reddet, uzaklaştır. Anlaşıldı değil mi? Çünkü diğer türlü sen kötülükle beraber hayrı da cebine koyarsan zaten o hayır olmamış olur. Seni aldatmış, kandırmış olurlar. Öyle değil mi? Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Kelime-i tevhid de öyledir. La ilahe illallah. İlah yok. Allah'tan başka illallah. La ilahe reddediyorsun bak sahte butları, sahte ilahları, ilahlık taslayanları, deccalı, tağutu. Ne yapıyorsun? Elinin tersiyle itiyorsun. Ne diyor bak? Def işer şer. Şerri def ediyorum işte. Başımızdan gitsin istiyorum, diliyorum. Sonra celbi nef'a. Önce cerahatı akıtıyorsun, iltihabı kurutuyorsun. Temizliyorsun o pisliği. Sonra dişi tedavi aşamasına geçiyoruz. Öyle değil mi? Dolguları, vitaminleri, vücuda sağlıklı maddeleri ne yapıyorsun? Dolduruyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Ama önce pisliği oradan atman, çıkarman gerekir. Yoksa pislikle beraber güzellik de bir arada bulunursalar eğer, mesela kalbi ele alalım, münafık olur insan. Allah muhafaza. Sen hem kemalizmi hem İslam dinini kalbini alırsan münafık olursun. Allah korusun yani. Hem yalanı, kizbi, hem İslam'ı sıtka alıyoruz. O kalp ne hale gelir? Münafık olur. Ve aldatırsın insanları. Bakın tekrar okuyorum. Her zaman def işer, celbi nef'a racih olmakla beraber. Bakın gözünüzden kaçmasın. Her zaman ben demiyorum. Kitapta yazıyor. Her zaman demek ne demek? Sizin bu kelime oyunlarını çok seven abileriniz var arkadaşlarınız. Çok iyi cerbeze yapıyorlar. Ama bu her zaman ibaresi, ifadesi, kelimesi bu cerbezenin önüne geçiyor. İşte o yıllarda böyleydi de şimdi şöyle olmak lazım da bu eski zamanlara ait bir ifade de ne yapalım? Yani şöyle şöyle tavır takınalım diyenler var ya. İşte burada ağızlarını açıp söz söyleyemezler. Neden? Çünkü her zaman ifadesi var. Yani def işer cel benafa değil. Her zaman def işer cel benafa. Müreccandır. 1876, 1938, 1960, 2016, 2021 fark etmez. 2051 hiç önemli değil. Her zaman şerler evvela def edilmelidirler. Sonra hayrı kazanırsan ne mübarek insansın. Mutlu olsun sana. Her zaman def işer, celbi naf'a racih olmakla beraber. Yani iyiliği kazanmaktan daha eftal. Daha racih. Değil mi? Daha üstün. Ona tereccüh etmiş bak. Biz iyiliği kazanmak kötü demiyoruz. Haşa bunu söyleyemeyiz. Diyoruz ki kötülüğü def etmek senin birinci vazifen. İyiliği kazanmak onsa kötülüğü def etmek on bin sevaptır. Hem hayatı şahsiyece hem hayatı içtimaiyece hem madden hem manen daha üstündür. Her aklı selim sahibi bunu kabul eder. Etmelidir yani. yüz iyiliğin içinde bir iki kötülük dahi olsa bunu kabul etmek mi? Yoksa hiç içerisinde kötülük ihtiva etmeyen, barındırmayan sadece bir iki iyilik mi? Hangisini tercih edersin? Elbette ikincisini. Hiç şer, kötülük ihtiva etmesin de yüzde yüz saf, duru, arı, temiz olsun da olsun yani bir iki hayrı iyiliği ben kabul ederim elbette. Mesela bir örnek vereyim ben. Bir litre süt mü? Tamam mı? Bir litre süt mü? Yoksa 2 litre sütün içerisine bir litre su katılmış sütü mü tercih edersin? Elbette az olsun. Fakat yüzde süt bulunsun diye iradeni o şekilde kullanır. Onu tercih edersin. Yani su katıldıktan sonraki Su diyorum bakın. Necis bir şeyden bahsetmedim. Yani suyu bile bak kabul etmiyorsun. Demedim ki içerisine rakı atılmış, pislik atılmış. Öyle değil mi? Çöp dökülmüş, mikrop koyulmuş, zehir maddesi ilave edilmiş sütten bahsetmedim. Zaten onu bahsedersem bir gramı bile helal olmaz. Zaten tercih etmezsin. Bak su diyorum en hafifi, en zararsız. Onu bile tercih etmiyorsun. Ama bu adamlar süte su değil zehir kattılar. Dini, İslam'ın içerisine bomba yerleştirdiler, Kemalizm'i. Nasıl kabul ederim ben bunu? Keşke su olsa da tercih etsem. Ehvenüşşer olur. Çünkü susuz bir sütü tercih edebilmem mümkün değil. Çünkü öyle bir alternatif yok. Ama zehir katılmış süte tercih edersin, su bile katılmış olsa her zaman def işer, celb-i nef'a racih olmakla beraber bu tahribat ve sefahet ve cazibedar heveset zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair üssül esas olup liste başı hükmünde. Yapman gereken birinci kural, madde budur. Büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Allah'a şükür ki kitapta yazıyor bu ilmi kaideler dersler. Yoksa bize zokayı yutturmuşlardı. Allah'ıma atsüz samdü sena olsun. Cenab-ı Hakk'a. Yani bunlardan haberimiz var. Bu risalelerden bakın okuyoruz, okutuyoruz. Elhamdülillah yani. Bundan daha büyük bir nimet, ihsan olabilir mi ya? Hayattan sonra. En büyük nimet diyor Bediüzzaman Hazretleri. Akıl imandan daha evvel nedir? Kimse bilmiyor bakın herkese sual ediyorum. Hayattır hayat. En büyük nimet arkadaşlar hayat nimetidir. Akıl, ilim, iman, irade sonra gelir. Evvela hayat. Hayatsız hiçbir şey olmaz. Her zaman def işer. Celbi nef'a racih olmakla beraber her zaman def işer, celb-i nef'a olmakla beraber. Bu tahribat ve sefahat ve cazibedar heveset zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair, üstü olup büyük bir rüşaniyet kesbetmiş.